Türevin limit tanımı 1'den h kadar uzaklaşılmış. Sonra bakın 1 çıkarılmış. Yani fb-fa bölü b-a'yı düşünün arkadaşlar. Burası da bakın 1 artı h'tan gerçekten 1'i çıkarınca bunlar gidiyor. Limit h0'a giderken böylece size f türev 1 demek istiyor. Bunu ikinci yoldan şöyle de görebilirsiniz. h yerine 0 yazın. f1-f1 Böylece 0 bölü 0 oldu Türevde tabii ki Lopital çıktı artık müfredattan ama öğretmenleriniz bazen öğretiyor. Payın türevi paydanın türevi ayrı ayrı alınır. Değişken h. F türev 1 artı h. Eksi f1 sabit sayı 0 olur. H'ın türevi 1 olur. Artık limit h 0'a giderken dediği için h yerine 0 yazarsan f türev 1 olur. Bakın ikinci yolda bence bilmek gerekir. Haliyle artık f türev 1 için 4x f türev x eşittir x yerine 1 yazarsak 4 çarpı 1'den 4 oldu değişik. Köklü bir ifadenin türevi alınırken arkadaşlar önce sanki kök x'in türevini alıyormuş gibi 1 bölü 2 kök içinde ne yazıyor x artı kök x. Sonra bu içindekinin türevini de almayı unutmuyoruz. 1 artı 1 bölü 2 kök x. Şu tabi çarpı böyle bir nevi. Gördüğünüz gibi olay bu. F türev 1'de de x yerine artık 1 yazacağım. 1 artı 1 bölü 2 bölü 2 1 artı 1. 3 bölü 2 bölü 2 kök 2 yani 3 bölü 4 kök 2 oldu. Payda kökten kurtarılmamış o zaman biz de öyle bırakalım A şıkkı. Bu önemli bir soru. Bir fonksiyonun arkadaşlar sürekli bir fonksiyonun tabii ki türevi olmamasına rağmen zirve noktası veya dip noktası olabilir. Yani yerel maks, yerel min ya da mutlak maks, mutlak minimum olabilir. Nasıl? Bakın şöyle bir fonksiyon bu noktada sivri nokta olduğu için türev var mıdır? Hayır ama bu sonuçta bunun maksimum noktasıdır. Nasıl anlarız maksimum noktasını grafikten? Türev fonksiyonu verildiğinde türev işaret değiştirildiğinde orası arkadaşlar maksimum veya minimum noktasıdır. Dikkat sıfıra kadar eksi sonsuzdan arkadaşlar gördüğünüz gibi türevin işareti pozitif bir anda sıfırdan sonra sağa geçtiğinde türevin işareti negatif olmuş demek ki sıfır noktası arkadaşlar fonksiyonun yerel maksimumudur. Evet artıdan eksiye geçtiği için burada sürekli türevi tanımlı değil ama türevin tanımlı olmasına gerek yok. Türevin işaret değiştirmesi oranın ekstremumu olduğunu söyler. Artıdan eksiye geçtiği için de doğrudur. İkinci öncül kesinlikle doğru. İkinci türev fonksiyonu x eşittir sıfır noktasında tanımlıdır. Hayır burada arkadaşlar zaten fonksiyon daha birinci noktada Birinci türevde tanımlı değil ki ikinci türevde asla tanımlı olmayacaktır. Bu yüzden bu yanlış oldu. F2 eksi F1 eşittir eksi 3. Fonksiyon arkadaşlar 2 ve 1 noktasında buradaki fonksiyon değerini alıyor. O da şöyle söyler bize. Türevi alındığında eksi 3 olduğuna göre demek ki kendisi eksi 3 x artı n şeklinde bir fonksiyonmuş. Sıfırın sağ tarafında parçalı fonksiyon. Böylece eksi e, f2'yi sorduğunda eksi 6 artı n ederiz. f1 sorduğunda eksi 3 artı n ederiz. Taraf tarafa çıkardığımızda n'ler gider. Eksi 3 olur bu da doğru olur. Sonra bunu integralden yapmayı da öğreneceksiniz. Cevap 1 2 c şıkkı. Bu önemli bir soru. Bir fonksiyonun arkadaşlar sürekli bir fonksiyonun tabii ki türevi olmamasına rağmen zirve noktası veya dip noktası olabilir yani yerel max, yerel min ya da mutlak maks mutlak minimum olabilir nasıl bakın şöyle bir fonksiyon bu noktada sivri nokta olduğu için türev var mıdır hayır ama bu sonuçta bunun maksimum noktasıdır nasıl anlarız maksimum noktasını grafikten türev fonksiyonu verildiğinde türev işaret değiştirildiğinde orası arkadaşlar maksimum veya minimum noktasıdır dikkat sıfıra kadar eksi sonsuzdan arkadaşlar gördüğünüz gibi türevin işareti pozitif. Bir anda sıfırdan sonra sağa geçtiğinde türevin işareti negatif olmuş. Demek ki sıfır noktası arkadaşlar fonksiyonun yerel maksimumudur. Evet artıdan eksiye geçtiği için burada sürekli türevi tanımlı değil ama türevin tanımlı olmasına gerek yok. Türevin işaret değiştirmesi oranın ekstremumu olduğunu söyler. Artıdan eksiye geçtiği için de doğrudur. İkinci öncül kesinlikle doğru. İkinci türev fonksiyonu x eşittir 0 noktasında tanımlıdır. Hayır burada arkadaşlar zaten fonksiyon daha birinci noktada birinci türevde tanımlı değil ki ikinci türevde asla tanımlı olmayacaktır. Bu yüzden bu yanlış oldu. F2 eksi f1 eşittir eksi 3. Fonksiyon arkadaşlar 2 ve 1 noktasında buradaki fonksiyon değerini alıyor. O da şöyle söyler bize türevi alındığında eksi 3 olduğuna göre. Demek ki kendisi eksi 3x artı n şeklinde bir fonksiyonmuş. Sıfırın sağ tarafında parçalı fonksiyon. Böylece eksi f2'yi sorduğunda eksi 6 artı n ederiz. f1 sorduğunda eksi 3 artı n ederiz. Taraf tarafa çıkardığımızda n'ler gider. Eksi 3 olur bu da doğru olur. Sonra bunu integralden yapmayı da öğreneceksiniz. Cevap 1-2-C şıkkı. Şöyle bir parabol temsil olarak çizebilirsiniz. İlla analitik düzlemde çizmeyin. 2'ye f2 arkadaşlar noktasından çizilen bir teğet doğrusu. Parabolü arkadaşlar başka bir parabolü o da böyle olsun. ax küp. Bu parabolü 1'e g1 noktasında teğet oluyormuş. Bu ne demek? Doğrunun her noktasında eğim aynıdır. Yani doğrunun her noktasında türevi aynıdır. Bundan dolayı f türev 2 Eşittir G türev 1 diyeceğiz arkadaşlar. Şuraların absislerinden kaynaklı. Şimdi hemen türev aldığımız zaman 2x artı b'dir f fonksiyonunun türevi. 2'yi yerine yazdığımız zaman 4 artı b eşittir f türev 2 olacak. Şimdi gelelim ax küp eşittir y fonksiyonunda türev alırsak. Bunun da türevi arkadaşlar g türev x eşittir 3a x kare yapar. Hemen g türev 1'e baktığımızda 3a. Bunlar birbirine eşittir. 3A eşittir 4 artı B. Bu birincisi. İkincisi arkadaşlar G1 A'dır. Hemen bu G1 yerine artık siliyorum. Şurayı sileyim. G1 yerine A'yı yazacağım tamam mı? Sonra arkadaşlar yine burada şu şeyi de sileyim. F2'yi de sileyim. X gördüğümüz yere 2 yazarsak orası da 4 artı 2B oldu. Bir doğrunun eğimi y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1'dir değil mi? O zaman bu da arkadaşlar 3a veya 4 artı b'ye eşit. İstediğinizi yapın. Mesela 4 artı b'ye eşit diyeyim böyle. Burada da artık a eksi 4 eksi 2b eşittir. Eksi 4 eksi b bunlar gitmiş oldu. a arkadaşlar b'ye eşit geldi. O zaman bir tanesini de yerine yazarsak. Hemen şu şöyle geriye dönüyorum. 3a eşittir 4 artı a'dan 2a eşittir 4. a 2 geldi. a 2 olduğundan b de 2 oldu. Toplamları 4 yaptı. b şıkkı. gx gördüğümüz yere x artı a yazalım. Böylece f x artı a eşittir. x kare artı 4 x a x 5 olur. f türev 0 eksi 2 verilmiş. Hemen türevini alalım. f türev x artı a eşittir. 2 x artı 4. Böylece burayı sıfır yapmak için arkadaşlar x gördüğümüz yere eksi a yazarız. F türev sıfır eşittir eksi 2a artı 4 eşittir eksi 2. Eksi 2a eşittir eksi 6'dan a 3 gelecektir e şıkkı. Fonksiyonun türevinin grafiği verilmiş ona dikkat edin lütfen. Türevinin grafiğinde x ekseninin üstünde olan yer artandır arkadaşlar. x ekseninin altında olan yer azalandır. Bu yüzden f fonksiyonu x büyüktür 0 için azalandır. x eksenin altında kaldığı için türev. f 1 büyüktür f 0 büyüktür f 1. Şimdi bir kere e, sol tarafta fonksiyon arttığı için nereden anlıyoruz onu? x ekseninin üstündeyse artar. Grafik ister böyle olsun, ister böyle olsun, ister böyle olsun. Sorun değil. O yüzden f-1 f0'dan küçüktür. Bu yanlış oldu arkadaşlar. Nasıl arttığı beni ilgilendirmiyor. Önemli olan artması f fonksiyonun x eşittir eksi 1 ve x eşittir 1 noktalarında yerel ekstremumu vardır. Hayır arkadaşlar. Bir fonksiyonun yerel ekstremumu demek x eksenini delip geçmesi demektir türev fonksiyonunda. Böylece 0 noktasında yerel maksimumu vardır. Bu yanlış oldu. Cevabımız yalnız bir a şıkkı. Bir parabol olsun şöyle temsil olarak arkadaşlar. Üzerinde bulunan 1'e 2 noktası bu parabolü sağlar. Bak bunu es geçmemek lazım. F1 eşittir 2 normal temel analitik bilgisi nokta üzerindeki denklemi sağlar. A artı B eşittir. Bu yüzden 2 oldu. Sonra buradan çizilen teğet demiş. Şöyle bir teğet çizdiğimizi düşünelim. Y eksenini 0'a 1 noktasında kesiyormuş. Temsil olarak bakın analitik düzlemde falan çizmedim. Maksat burada bir doğrunun eğimini görmek. Eğim y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1'den 1 oldu arkadaşlar. Haliyle bu doğrunun eğimi 1 demek bu noktadaki yani teğet olan bu 1 noktasında teğet olduğu için f türev 1'in de 1 olması demektir. Bu da ikinci yorumumuz soruda. Hemen türevini alırsak f türev x eşittir 2ax artı b yerine yazıyorum 2a artı b eşittir 1 oldu arkadaşlar. a artı b zaten 2 idi. Taraf tarafa çıkarırsam a eşittir eksi 1 yaptı. A eksi 1 olduğu için B 3 oldu. A ile B'nin çarpımı eksi 3 A şıkkı. Bir polinom fonksiyonun türevi P türevi ise derecesi 1 azalır. Yani bu n'inci derecedense bu n eksi 1. dereceden olur arkadaşlar. Böylece birbirinden farklı ve birisi diğerinden küçük olan iki tane polinomu birbirinden çıkardığımız zaman derecesi büyük olanın kisine eşit olacak bu. Demek ki Artık şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Polinom ikinci dereceden bir denklenmiş. ax kare artı bx artı c şeklindeymiş. Türevi de 2ax artı b olur. Şöyle çıkardığımızda ax kare artı b eksi 2ax artı c eksi b olacak. Şimdi 2x kare direkt ax kareye eşit oldu. a buradan 2 oldu. B eksi 4'te x'li terimin katsayısı 1 olduğu için bakın. B eksi 4 1 oldu. B de buradan 5 geldi. Sabit sayı C eksi 5'te eksi 1 olduğu için C 4 oldu. Bundan dolayı artık polinom 2x kare artı 5x artı 4'tür. Bir polinomun kat sayıları 1 verdiğinizde bile görülür. 2, 5 daha 7, 4 daha 11 oldu. A şıkkı oldu. G'nin türevini alalım çarpımın türevi f türev x çarpı x kare eksi 2'nin aynısı artı f x çarpı x kare eksi 2'nin türevi 2x olacaktır. Şimdi teğetin denklemi y eşittir x artı 1 diyor ya arkadaşlar. Bir doğrunun eğimi y'yi yalnız bıraktığınız zaman x'in kat sayısıdır. x'in kat sayısı 1 olduğu için doğrunun eğimi 1'dir. Ne zaman doğrunun eğimi 1 olur? 45 derecede. O yüzden burası 1 ise Burası da 1'dir yani eksi 1'dir koordinatı. Sonra bakın burası 3 ise gerçekten burası da 3 birim oluyor. Şimdi bu bize şunu anlatıyor. Doğrunun eğimi aynı zamanda şu 2 noktasındaki teğetin de eğimidir. Demek ki f türev 2 1 arkadaşlar. X eşittir 2 için G'nin türevine bakalım artık. F türev 2 çarpı 2'nin karesi 4. 4 eksi 2'den 2 artı 2. F2. F2 arkadaşlar ordinatı 3. Hemen 3'ü yapıştırdım buraya. Ee, sonra 2 çarpı 2'den 4. F türevi 2'ye demin ne dedik bakın doğrunun eğiminden dolayı 1. 2 artı 12 14 oldu cevap E şıkkı. Bu soruda şıklardan gitmeniz lazım çünkü 2 bilinmeyen var. Şimdi bakın A'dan başladık diyelim. A 1 olsa x kare B de eksi 2 olsa eksi 2 x olur. Şimdi yukarıının türevini aldığınız zaman 2x eksi 2 yapar. Aşağının türevini aldığınız zaman 2x eksi 2 yapar. Haliyle bunlara aynı apsis değerlerini koyalım. Bakın k olsun. Hakikaten burada gördüğünüz gibi türevler aynı çıktı. Türevler aynı çıktı demek bunlara çizilen teğetlerin eğimleri aynıdır demek. Bu yüzden cevap a şıkkı olur. Şekilleri aslında ben rastgele çiziyorum arkadaşlar. Ama bu soruda analitik düzlemde çizeceğim. Çünkü hem uzunluk var. Hem y eşittir x kare parabolü çok özel bir parabol. Direkt tepe noktası böyle orijinde olan hiç kat sayısı olmayan temiz bir parabol. Bu yüzden şöyle yapalım. 2 bölü 3 4 bölü 9 üzerinde bir nokta. Buradan çizilen bir teğet doğrusu bakın bu şekilde. Bunun eğimi türevi y eşittir 2x olduğu için yerine yazarsak f türev 2 bölü 3 eşittir 4 bölü 3. O zaman arkadaşlar bu doğrunun eğimi 4 bölü 3 olur. Bak burada çok önemli bir şey var şimdi izleyin. Şimdi şöyle yaptığımız zaman bunun uzunluğu 5. Doğrunun eğimi 4 bölü 3. Yani buraya 4K dersek bu kenara 3K deriz. O zaman 3, 4, 5 üçgeninden 5 eşittir 5K olur. Demek ki K1'miş. Yani ikinci olarak bir daha çizersem şekli. Durum şuymuş. Şöyle bir yine eğriyi bir daha çizeceğim. Şurası arkadaşlar 2 bölü 3'e 4 bölü 9 burası 5 birim uzunluğunda bir doğru ve şöyle teğet işte alfa burası 4 birim burası 3 birim. O zaman bakın şimdi burası B noktasının ordinatı Y1 burası A noktasının ordinatı 4 bölü 9 Y1 eksi 4 bölü 9 fark ettiyseniz işte şurası yani 4 birimmiş arkadaşlar D şıkkı. Bazı sorular arkadaşlar türev görünümlü aslında ezber geometri sorusudur. Bu onlardan biri. O yüzden konu anlatımında ben bazı dikdörtgen, üçgen, çember gibi şekillerde çizilen şekillerin alanlarını verirken muhakkak o ezberleri söylüyorum. Türevden biraz gıcık olabileceği için. Bu yüzden bakın burada bir dikdörtgen köşesi merkez üstünde ise çeyrek çemberin içinde bunun alabileceği en büyük alan değeri kare olduğunda olur. Yani kare de bir dikdörtgendir zaten. Özel dikdörtgendir. Böylece bu karenin bir kenarı arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 kök 2 olur. Bu şekilde KLON'nin alanı en büyük olacaktır ve alan da buradan 3 2'nin karesi 18 olur. Bunu böyle ben de yaparım. Ezber bu ne falan diyen arkadaşlar için şunu yapmalarını tavsiye ederim. Ben yapmayacağım açıkçası. Çünkü sadece formül oluyor. Buraya 6 diyeceksin. Buraya x diyeceksin. Buraya da 36 eksi x karenin kare kökü diyeceksin. Bütün mevzu aslında bu da hani çok matah bir çözüm değil. Uzun çözüm sadece. Bu dikdörtgenin alanı nedir? x çarpı kök içinde 36 eksi x karenin kare kökü. Bunun türevini alacağız. Türevini aldığımız zaman sıfır eşitleyeceğiz. x buradan yine 3 kök 2 gelecek arkadaşlar. Mevzu bu. Yani nereden geldiğini de göstermiş olayım.